İyi günler değerli izleyiciler. Özel bir röportajla özel bir konukla karşınızdayız. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nur Ersoy bugün Bloomberg ET ekranlarında konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü dün hem 2023 rakamlarını açıkladınız hem 2024 hedeflerini açıkladınız. Bunlar üzerinde biraz daha detaylı konuşmayı arzu ederiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla 2023 rakamları içerisinde hem ziyaretçi sayısı hem turizm gelirleri bir rekor yılı olarak da açıkladınız. İşte biraz detaylandırırsak şimdi ziyaretçi sayısı %10 artışla 56.7 milyon kişiye ulaşmış. Turizm gelirleri de 54.3 milyar dolar. Dolayısıyla önce bu hedefler bekleniyor muydu sene başında? Çünkü ne yazık ki bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bölgesel anlamda çok büyük krizler ki hala mücadele ediliyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı var, İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Böyle bir ortamda devam etti. Bunlar bekleniyor muydu? Ve senenin sonunu siz nasıl değerlendireceksiniz bugün itibariyle? Şimdi aslında 2023'e girmeden önce 2022 yılını çok başarılı bir şekilde pandemiyi Türkiye yönetti ve pandemiden en hızlı çıkış yapan ülke oldu. Yani 2022'yi çok başarılı bir şekilde kapattık ve gelişmiş turizm ekonomileri içinde pandemi öncesi rakamları ilk yakalayan ülke de hani büyük volümlu çalışan ülkeler arasında Türkiye oldu. Pandemi sürecini başarılı yönettiği için 51.4 milyon ziyaretçiyle 2022'yi kapatma başarısını gösterdi. 46.5 milyar dolar yanlış hatırlamıyorum. Gelir olarak da 46. O da aslında ilk rekorunu da orada kırdı. Gelir rekoru da kırmış oldu 46.5 milyar dolarla. Bu aynı hızla biz 2023'e girdik. Yani bakıldığı zaman çok hızlı bir giriş yaptık. Zaten Ocak ayı verilerine baktığınız zaman çok ciddi bir sıçrama var. Yani aslında biz beklentilerin çok çok daha üstünde bir gelir ve ziyaretçi sayısıyla 2023'ü kapatacağız gibi görüyorduk. Ama sizin de demin belirttiğiniz gibi 6 Şubat'ta yaşanan ve 6 Şubat'ta başlayan deprem fırtınası, asrın felaketi, sonrasındaki seçim stresi, seçim stresinde de çok ciddi sıkıntılar oldu. Seçim süresince maalesef yapılan talihsiz açıklamalar parti genel başkanları tarafından, işte Rusya'ya yaptırım uygulayacağımıza dair yapılan açıklama CHP genel başkanı tarafından yapılan veya işte Rusça atılan tweetler, sonrasında yine Araplarla ilgili yapılan ırkçı söylemler, yine başka bir genel muhalefet genel başkanı tarafından yapılan, bunun üzerine Arapların Türkiye'ye karşı kampanya başlatması, bize karşı ırkçı söylemler etkiledi yapılıyor. Etkiledi mi rakamlar? Tabii her şey olumsuz etkiler. Yani mesela bu tarz söylemler, yine de buna rağmen 6.3 milyon Rusya Federasyonu'ndan gelen turist sayısı var. Hayır şöyle oldu. Ruslar Haziran ayına kadar seçim sonuçları netleşene kadar rezervasyonlarını ara verdiler mesela. İleri dönük rezervasyonu da yapmadılar. Tam bunları düzelttik bir yoluna koyduk deyip İğme sağladıktan sonra da sezon sonuna doğru 6-7 Ekim itibariyle İsrail-Filistin savaşıyla karşı karşıya kaldık. O da zaten rakamlara yansımasını görüyorsunuz. Ama bütün bu bir dizi olumsuz gelişmeye rağmen çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Çok iyi hazırlıklıydık. Zaten Türkiye, bu coğrafyada yaşıyorsanız ben her zaman söylüyorum. Geçmişte de krizler vardı, günümüzde de krizler var, gelecekte de krizler olacak. Yani biz krizlere karşı sektörü bağışıklı hale getirmek zorundayız. Buna konsantre olmalıyız. Sistemi de bunun üzerine kurmalıyız diyorduk. Çok başarılı bir sistem kurulduğu için de yıl sonunda olumlu sonuçlarla tekrar rekorlar kırarak yılı tamamladık. Sizin de belirttiğiniz gibi işte 56.7 milyon ziyaretçiyle %10'luk bir artış sağladık geçen seneye kıyaslandığında. Gelirde ise bu rakam çok daha yüksek oldu. 46.5 milyar dolardı bir sene önceki rakam. Bu sene 54.3 milyar dolar, yaklaşık %17'lik bir artışla bu gerçekleşti. Ama benim her zaman belirttiğim bir konu var biliyorsunuz. Biz öncelikli olarak toplam gelir önemli. Gelire konsantreyiz. 2018'de bir strateji değişikliğine gittik. Dedik ki artık nicelik kadar nitelik de öncelikli olacak, daha etkili olacak. Yani biz niteliğe konsantre olacağız. Sadece turist sayısını arttırmak değil, kişi başı gecelik gelir, turistten elde edilen geliri de arttırmak zorundayız. Onu soracağım, 99 dolara çıkmış. Evet, şimdi kişi başı gecelik harcama nasıl hesaplanıyor? Onu da beraberinde söylersiniz. Bu şekilde hesaplanıyor. Konaklama gezisi çıkarılıyor TÜİK tarafından. Sonra da gelir, toplam gelirden günübirlik turistin geliri ayrıştırılıyor. Konaklama yapan turistin geliri bulunuyor. Onunla o gecelemeye bölünerek gecelik gelir. Şimdi 2017'de
65 dolarda, 64.80 dolar civarlarında bir rakam vardı 2017 sonunda. İşte 2018'deki strateji değişikliğiyle birlikte biz gecelik harcamayı, elde edilen geliri arttıracağız demiştik. 2022 yılında mesela 89 dolara kadar çıktı. 2023 yılında da bu rakam 99 dolara geldi. Yani 2017 ile kıyasladığınızda aslında %53'lük bir artış gerçekleşmiş oldu. Geçen seneyle kıyasladığınız zaman da %12'lik kişi başı gecelik gelirde artış gerçekleşmiş oldu. Yani daha önce hayal bile edilmeyen kişi başı gecelik harcamalar Türkiye'de de gerçekleşmeye başladı. Yani önemli olan, bakın biz hep bugüne kadar kişi başı geliri konuşuyorduk. Aslında biz diyoruz ki artık kişi başı gelir önemli değil. O sonuçta takip edilmesi gereken bir veri. Bizim için önemli olan kişi başı gecelik gelir. Çünkü maliyetler geceye göre yapılır. Gelirler de geceye göre hesaplandığı zaman daha gerçekçi, sektör bazında daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz. Toplamda da bu ortalama kalış süresiyle birlikte çarpılarak zaten toplam gelir hesabını yakalamış oluyorsunuz. 2024'te 106 dolara çıkartıyorsunuz ama hedefi, evet, mesela şimdi burada. Hedefi büyütmek, şimdi nitelikli turizm hedefimiz devam ediyor. Burada 106 dolara çıkartmak istiyoruz kişi başı harcamayı ve kişi sayısı ve orta vadeli programa baktığımız zaman biliyorsunuz Hazine Bakanlığı 2024 için 59.6 milyar dolar bir gelir hedefi koydu. Biz de bununla uyumlu bir hedef açıkladık. 60 milyar dolar gelir, 60 milyar dolar ziyaretçi. Yani bu Türkiye'nin 2022'deki büyüme performansı, 2023'te bir dizi olumsuzluğa rağmen gerçekleştirdiği büyüme performansına baktığınız zaman bu aslında yeni bir afetle veya yeni bir bölgesel sürpriz bir bölgesel krizle karşılaşmazsak rahatlıkla erişebileceğimiz, yakalayabileceğimiz bir hedef olarak duruyor. Şimdi dünkü açıklamalarınızda benim en azından dikkatimi çeken hususlardan birisi turistlerin ortalama kalış süreleriyle ilgili. 10.3'ten yani 2022'de 10.3 geceden 2023'te 9.8 geceye, evet, düşüyor bu. %5'lik bir düşüş var. Ama bu %5'lik düşüşü avantaj olarak da, pozitif olarak da değerlendiriyoruz. Sağlıklı bir gelişme olarak söylüyorum. Bunun nedenleri ne? Yani yabancı turistin kalma süresinin düşmesinin birçok sebebi var. Şimdi esas sebep, ana sebep, tüm dünyada için geçerli olan sebep pandemi süreci. Pandemi gibi süreçlerde insanlar, yani turistler eğilim olarak daha az sıklıkla seyahat edip daha uzun süre kalmayı tercih ediyor. Niye? Seyahat sırasında enfekte olmaktan çekindikleri için. Pandemi sürecinden uzaklaştıkça, yani pandeminin riskleri ortadan kalkmaya başladıkça tekrar daha sıklıkla seyahat etmeye ve daha kısa süreli konaklama gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Zaten rakamlara baktığınız zaman 2019 ortalama kalış süresinde zaten 9.8. Yani pandemi öncesinde 9.8'miş. Aslında 2020 itibariyle bu oran zıplamış. 12 gece ortalamalara kadar çıkmış. Sonra aşama aşama pandeminin etkileri veya aşılar bulundukça, pandeminin etkileri geçtikçe aşağı doğru gelmeye başlamış ve bu senede 9.8, yani pandemi öncesi olması gereken rakamlarına gelmiş. Türkiye'ye az birkaç özellik daha var bizim ortalama kalış süresini etkileyen. Diğer ülkelerden daha yüksektir bizim ortalama kalış süresi. Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşları vardır. Bunların da bir pasta payı vardır toplam konaklama içerisinde. Onlar uzun süreli konaklama yapıyorlar. Yani ortalama turistler 8,5 ile 9,5 gün arası kalırken bölgesine, türüne göre yaptıkları turizm. Yurt dışı yerleşik Türkler ortalama 21 gün ve üzeri kalıyorlar. Çok daha uzun kalanları da var. Ve ortalamada kalış süresini yukarı doğru çekiyorlar. Şimdi nüfus %1 civarında arttığını düşünecek olursanız, Türkiye'nin turist ziyaretçisi de %10 civarında arttığını düşünecek olursanız, yani her yıl gelen yabancı turist yerleşik Türk ziyaretçiden çok daha fazla arttığı için doğal olarak o da ortalamayı küçük de olsa yavaş yavaş ilerleyen tarihlerde aşağı çekecek demektir. Yine bir nokta çok çok önemli. Bizim 2018'deki strateji değişikliğiyle birlikte yeni ürünlere konsantre olduk. Yani eskiden deniz, kum, güneş ağırlıklı bir turizm yapılıyordu. Şimdi dedik ki şehir turizmi, yani hafta sonu kısa süreli şehir kaçamakları ön planda olacak. Kültür, sanat, spor ve diğer etkinlikler ön planda olacak. Kültürel varlıklarla kültürel turların ön planda olduğu seyahatler olacak. Bu turizmi 12'ye yayacağız, 81 vilayete yayacağız gibi birçok yeni strateji, yeni ürünü devreye soktuk. Tabii onlar da gerçekleşiyor. Zaten bunu, mesela sadece yazın seyahat misafir almıyoruz. Kışın gelen turist sayısında da çok ciddi artışlar var. Kış gelen turist her zaman yaza göre daha kısa süreli konaklar. Bütün bu ürün çeşitliliğini de koyduğunuz zaman bir parça daha ilerleyen yıllarda, yani 9.8-9.7'ye önümüzdeki seneki hedeflerde o şekilde planladık mesela. Bir parça daha geriye gelmesini beklemek normal. Dün de belirttiğim gibi bu aslında sağlıklı bir gelişme. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Peki
Kişi başı gecelik harcaması artan, konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere daha fazla konsantre olacağız dediniz. 2018 itibariyle. Evet, 2018 itibariyle. Bu hedefe tam olarak varılabildi mi veya bunun için yeni ne gibi adımlar atılacak ki hani bu hedeflere daha net ulaşılabilsin? Şimdi mesela şöyle, çok ciddi yol aldık. Demin size bazı sayılar verdim. İşte 2017 sonunda biz bu stratejiden önce $65'la devralmıştık. İşte geçen 2022'de $89, geçen sene $99 getirdik. Burada duracağız mı? Hayır. İşte önümüzdeki seneki hedefte $106. 2028 hedefi biliyorsunuz çok daha iddialı Türkiye'nin. Toplamda $100 milyar bir gelir hedefi var. $100 milyar gelir hedefi içinde siz $130 üzerinde bir kişi başı gecelik harcamaya getirmemiz gerekiyor. Peki ana mesela konaklama dışı harcamayı artırmak için mesela her şey dahil sistemi gibi sistemlerden vaz mı geçilecek, onu mu anlamak gerekiyor, yoksa oranı mı azaltılacak? Hayır, şöyle, bunun onunla alakası yok aslında. Turistin harcama kapasitesiyle alakalı. Şimdi turist, gelir grubu yüksek turist getirmeye başarırsınız, o zaten her şey dahildeki hesabı yapan turist değil. Hani orada kaybettiğim yeme içme hakkımı, onun hesabını yapmıyor ki o. Ya çok fiyat yüksek otelde konaklayan misafirleri inceliyoruz. Gerekirse 100 kilometre, 150 kilometre öteki bir yere taksi tutup gidebiliyor alışveriş. Ya bir öğren yerini görmek için helikopterle başka bir şehre de intikal edebiliyor. Yani gelir grubu ne kadar yükselirse tesise bağımlılık o kadar azalıyor. Yani hesaba kitaba dayalı turistten harcama eğilimli turiste geçiş yapmış oluyorsunuz. Çünkü onun için vakit değerli. Ne harcadığından çok vakit değerli. O kalış süresi içerisinde ne kadar çok o kültürü tanıyabilir, gastronomisinden, ortamından yararlanabilir, çevre ilçelerde neleri görebilir, o ona konsantre oluyor. Yani bunu arttırdıkça aslında turistin tesisten çıkmasında garanti altına almış oluyorsunuz. 60 milyar dolar dediniz. Önümüzdeki sene için. Bu arada ama bir de turizmde $100 milyar bir ana hedef var. 2028 hedefimiz. Bu 4 sene içerisinde şimdi 60 milyar dolara gelmek veya bu noktaya gelmek zaten işte her sene ayrı bir rekor kırıldığını kendiniz de belirttiniz ama 60'tan 100'e çıkmak için anladığım kadarıyla çok daha büyük rekorlar kırılması gerekiyor. Bunlar için ne gibi yeni büyük adımlar bakın aslında değişecek? Bakın aslında onun matematiğini de size yapayım. Lütfen. Aslında bunlar çok mutevazi hedefler olduğunu siz de göreceksiniz. Lütfen. Mesela bizim kişi başı $99 geldik. 130-132 dolar civarında bir rakama getirmemiz gerekiyor 2028. Bu da ortalama %6'lık bir artış demektir yıl bazında. Geçen sene ne artmış mesela? %12 artmış. Ve kişi size şimdi $132 yakaladığınız zaman işte kişi başı gelirde ortalama $1,250 yakalamış oluyorsunuz. $100 milyar böldüğünüz zaman 80 milyon ziyaretçi sayısını yakalamanızın yeterli olduğunu görüyorsunuz. Bu son 56.7 milyon ziyaretçi 80 milyona işte 5 yıl içinde gelmesi için ne gerekiyor? 2024, 25, 26, 27, 28 yıllarında. O da yaklaşık yıllık %7 civarında bir artış tekabül ediyor. Yani geçen sene bakın bir dizi olumsuzluğa rağmen %10'luk ziyaretçi sayısında artış yakalamışız. %12'lik kişi başı gecelik gelirde artış yakalamışız. Yani bundan sonra da diyoruz ki 5 yıl boyunca kişi başı gecelik harcamada %6'lık artış yakalayacağız. Ziyaretçi sayısında da %7'lik bir artış yakalayacağız. Ben Türkiye için başarılması çok mümkün, mütevazi rakamlar olduğunu düşünüyorum. Biz sektör olarak inanıyoruz. Bakanlık olarak benim ekibim de çok inanıyor. Turizm geliştirme, hepimiz bu rakamlara konsantre olmuş durumdayız. Adım adım her yıl açıkladığımız rakamları da inşallah tutturarak bir noktaya getireceğiz. 6.3 milyon Rusya Federasyonu, 6.2 milyon Almanya, 3.8 milyon Birleşik Krallık. Evet. Ama işte hedefler gittikçe artıyor. Dolayısıyla muhtemelen pazarların da genişlemesi gibi bir ihtiyaç duyuluyor. Gelişen pazarlar tabii. Bunlara yeni hangi ülkelerin eklenmesini planlıyorsunuz ve bunları eklemek için ne gibi adımlar atacaksınız? Evet. Çünkü sonuçta kolay değil. Mesela işte Uzak Doğu pazarına yönelecekseniz ona yönelik ayrı bir politika uygulamanız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Bize biraz bu detayları verirseniz, yani hangi pazarlar nasıl geliştirilecek bakanlık tarafından? Şimdi demin konuşmada bahsettim. Dedim ki yaşamış olduğumuz coğrafyada geçmişte de krizler vardı. Bugün de krizler var. Gelecekte de krizler var. Bununla baş edebilmenin yolu sektörü bağışıklı hale getirmek. Sektörü bağışıklı hale getirmenin en önemli yolu da ürün çeşitliliği. Yani iki, tedarikçi çeşitliliği. Yani biz mesela 2018'de ileriye dönük turizm stratejilerinde yaptığımız değişiklikleri açıklarken demiştik ki artık Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyon bizim için hedef destinasyondur.
Bugün bakın Türk Hava Yolları 330 şehre direkt uçuş sağlayan bir hava yolumuz var. 330 şehre. Şimdi böyle bir potansiyeli kullanmanız lazım. Artık Türk Hava, yani ulaşıma eriştiğiniz, ulaşıma imkanını organize ettiğiniz, slotları organize ettiğiniz her istasyonunu hedef destinasyon olarak görmek zorundayız. O yüzden de zaten Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ve Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte 200 ülkede yoğun ve etkili tanıtım yapmaya başladı Türkiye. Yani bu pazar çeşitliliğini yaratmak için. Ve aşamalı bir şekilde bir önceliklendirme yaptık. Hızlı artış yakalayacağımız pazarlardan, işte Avrupa pazarlarından, Orta Avrupa, Doğu Avrupa gibi pazarlardan başlayarak tüm dünyada tanıtım stratejilerimizi arttırarak devam ettik. Mesela Birleşik Krallık dediniz, 2019'da pandemi öncesinde 2,5 milyon ziyaretçi alıyorduk. Biz orada dedik ki biz bundan sonra konsantre olacağız. Aşamalı bir şekilde 5 milyona kadar potansiyel var, 5 milyon sayılarına geleceğiz. Bakın rekor olan 2,5 milyonluk sayıyı bu yıl 3,8 milyon gibi yeni bir rekorla geliştirdik. Durmayacağız. Orada da 5 milyona kadar yolumuz var. İnşallah önümüzdeki sene 4,4 milyon sonrasında aşamalı bir şekilde 5 milyon sayılarına kadar geleceğiz. Ha şimdi hiç çok yoğun turist almadığımız ama çok yoğun turizm hareketi olan ülkeler var, destinasyonlar var. Şimdi onlara da konsantre oluyoruz. Genelde uzak destinasyonlar. Mesela Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'da Amerika pazarı. Bakın 2019'da 590 bin ki çok çalışmaya ilk başladığımız dönemde 590 bin rekor sayıda Amerikalı turist almıştık. Pandemi sonrası konsantrasyonumuz devam etti. Türk Hava Yolları ile birçok ortak çalışmamız yaptık. Geçen sene 1 milyon rakamlarını geçmiştik 2022'de. 2023'te de yaklaşık 1,4 milyon Amerikalı ziyaretçi aldık. Amerikan Büyükelçiliği bile ziyaret etti. Çok hızlı artış var. Hani koordineli gidelim beraber diye. Gelen vatandaşlarla ilgili koordinasyonu beraber sağlayalım diye. Demek ki oluyor. Şimdi biz diyoruz ki konsantrasyon devam edecek. Burada mesela Kuzey Amerika'da önümüzdeki sene Amerika Birleşik Devletleri'nde hala %31'lik bir artış hedefliyoruz. Yine Kanada'ya konsantre olma kararı aldık. %41'lik bir artış hedefliyoruz. Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da Çin çok potansiyel bir kitle turizmi yapılabilecek bir yer. %102'lik bir artış öngörüyoruz. Geçen seneden itibaren biliyorsun o pandemiden çok çabuk kapanıp çok geç ayrılan bir ülke. O yüzden orada zorlanmıştık. Ama şimdi tekrar konsantrasyonumuzu ağırlaştırdık. %102'lik bir artış. Hindistan pazarı çok önemli. Çok geniş bir nüfusu var. %64'lük bir artış. Burada hızlı potansiyelimiz var. İnşallah önümüzdeki sene planlıyoruz. Ve Avustralya'da da %30'luk bir artış. Mart ayı itibariyle Türk Hava Yolları orada uçmaya başlıyor Melbourne'den. Mesela bunu da bir fırsat biliyoruz. Türk Hava Yolları ile koordine hareket ediyoruz. İnşallah bu yıl Türk Hava Yolları'nın uçuşlarıyla başlamasıyla birlikte, seferlerin de başlamasıyla birlikte %30'luk bir artışla her sene bu oranı arttırarak devam edeceğiz. Yine İskandinav pazarı. Orada bazı duraksamalar oluştu. Şimdi orada hızlı bir büyüme şansımız var. İskandinavya'da mesela İsveç pazarında bu %23'lük bir artış bekliyoruz. Finlandiya'da %15'lik bir artış bekliyoruz. Yine Norveç'te, Danimarka'da %8'lik, %9'luk artışlar bekliyoruz. Bu pazarları geliştirilecek pazarlar olarak bu yıl itibariyle önümüze koyduk. Üzerinde konsantre oluyoruz, çalışıyoruz. Şimdi bunların bize şöyle de bir avantajı var. Demin ortalama kalış süresinden bahsettiniz. Siz ne kadar uzak noktadan turisti getirirseniz onun ortalama kalış süresi de o kadar fazla oluyor. Yani turist uzak noktadan gelirse daha uzun süreli tatil planlıyor. Bu da bizim ortalama kalış süresini yukarı çekmekte ve aşağı gitmesini engellemek için önemli bir faktör. Yani ve uzak noktadan gelen turistlerin harcama eğilimleri daha yüksek oluyor. Yani artık o uzun bir seyahati planladığı için hem uzun kalıyor hem daha fazla. Daha yüksek harcama yapıyor. Daha fazla yer gezmek istiyor. Ve bir noktada da bu turistlerin ürün çeşitliliği önemli. Yani siz şimdi yeni ürünlerinizle ön plana çıkarmanız gerekiyor. Mesela Çinli turistler ve Asyalı turistler deniz kum ağırlıklı gelmezler. Onlar kültürel ziyaret ağırlıklı gelirler. Festivallere gelirler, arkeolojik yerlerinizi gezerler. Yani Anadolu'nun içine İstanbul iniş noktaları, hapları İstanbul. İstanbul'a inerler sonra Anadolu seyahatleri, kültürel seyahatler gerçekleştirirler. Bunu ürün çeşitliliği açısından çok çok iyi. Turizmin 12 aya yayılması deniz kum güneş olmadığı için herhangi bir ayda da ziyarete gelebiliyorlar. Aynı zamanda turizmin 81 vilayeti, Anadolu'nun farklı noktalarını turizmde buluşturmak açısından da çok çok önemli. Farklı stratejileri ve farklı tatmin noktaları yarattığı için biz bu yeni pazarlara da konsantre oluyoruz. Uzak Doğu ayrı tutuyorum ama pazarlar konusunda anladığım kadarıyla biraz siyasi gelişmelerle de bağlantılı. Çünkü şimdi İsveç'in NATO üyeliğini konuştuk. Geçti mesela İsveç. O pozitif bir, olumlu bir şey yarattı mesela. İsveç'teki rezervasyonları ben takip ediyorum. Hemen hızlanmış.
Finlandiya'daki rezervasyonlar zaten hızlanmıştı. İsveç'teki de hızlanmış. Yani bu tarz olumlu şeyler olumlu etkiliyor. Peki yerli turistler? Yani yerli turistlerin şimdi hem hane halkı tüketim harcamalarına bakıyoruz. Şimdi enflasyonla mücadele kapsamında atılan bazı adımlar var biliyoruz ama yerli turistlerin harcama potansiyelleriyle ilgili olarak siz rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı turistlerin gelişi, yeni pazarlar bunlar okey. Ama devamında yerli turistin harcaması veya yerli turistlere artık Türkiye fiyatlarının yüksek geldiği yönünde de yorumlar yapılmaya başlandı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle, bizim aslında diğer Avrupalı ülkelerin çok uzun yıllardır uyguladığı, Türkiye'de artık son zamanlarda yeni yeni popüler olan erken rezervasyonu, paket turlar rezervasyonu, özellikle biz erken rezervasyonu öneriyoruz. Çünkü erken rezervasyon özellikle mesela Kasım ayında başlıyor. İlk andan itibaren erken rezervasyon yaptırırsanız %50 civarında indirimler kazanıyorsunuz. Yani yarı yarıya daha ucuza alma şansını yakalıyorsunuz. Bu bir avantaj yerli turizm açısından. Ve yine aynı şekilde tatil bölgelerinde hani baktığınız zaman erken rezervasyon oranlarını istettim ben. Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırmak açısından. Şu anda geçen senenin çok daha üzerinde yerli turiste erken rezervasyon geldiğini görüyoruz. Tur operatörleriyle konuştuğumuzda. Yani bu hem yurt içinden böyle hem yurt dışından böyle. Yani yurt dışından gelen erken rezervasyonlarda da artış var. Yurt içinden gelen erken rezervasyonlarda da artış var. Yani bence misafirler özellikle Türk paket tur alan Türk misafirlerde bu tarz fiyatların çok hızlı oynak olduğu bir dönemde erken rezervasyona yönelerek paket fiyatlarını ucuzlatma yöntemini seçmiş gibi gözüküyorlar ve bence doğru yapıyorlar. En etkili tasarruf şekli şu anda tatile gitmeyi düşünüyorsanız erken rezervasyon yaptırmak. Peki konaklama dışı harcamalarla ilgili yani mesela onu ayrı konuşuruz mesela Yunan adalarıyla ilgili alınan karar ama konaklama dışı harcamaların da Türkiye'de Avrupa'nın birçok şehriyle artık neredeyse aynı fiyata geldiği. Dolayısıyla hani hanenin geliri görece daha düşük olmasına rağmen harcaması gereken miktarın aynı olduğu yönünde. Dolayısıyla artık yerli turistin Türkiye'de harcama yapmak yerine yakın yurt dışı destinasyonları tercih edebileceği yönünde bir yorum yapılıyor. En azından böyle bir soru işareti doğduğu söyleniyor. Bununla ilgili var mı? Yani yakın destinasyonlar derken bakın yakın destinasyonlar ziyaret aslında vize politikalarıyla alakalı bir şey. Mesela Yunan adalarında konuşabiliriz böyle. Sınır komşularımızdan çok fazla turist alabiliyoruz biz. Sınır komşu. Bu normaldir. Bütün ülkeler için geçerli turistler. Herkes sınır komşusundan ciddi şekilde yani o ülkeden mesela Yunanistan'da komşularından ciddi bir oranda yolcu alır. Biz de komşularımızdan ciddi bir oranda yolcu alıyoruz. Ha, Yunanistan'la ilgili bir yanlış bir algı var. Vizeler kalktı diye. Öyle vize kalkması falan yok. Onu size söyleyeyim. Ekspres hızlı vize verilmesi var. Orada bir düzeltme yapmamız eskiden gerekiyor. Eskiden olduğu gibi. Eskiden de uyguluyordu. Adalarda 10 tane adadı. Eskiden 5 adada uyguluyordu. Bu sene 10 adada uyguluyor. Hızlı vize politikasına geçti. Ama yine bir vize almanız gerekiyor. Bir vize ücreti ödemeniz gerekiyor. Ama hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Uzun süre beklemeden alıyorsunuz. Yani ürününe göre yerine göre değişebiliyor. Yunanistan, yani Yunanistan dediğiniz için söylüyorum. Yunanistan'da bir yemeğe 3000 euro da ödeyebiliyorsunuz. Bir yemeğe 30 euro da ödeyebiliyorsunuz. Gittiğiniz yere bağlı, gittiğiniz eğlence mekanına, kulübe bağlı, plaja bağlı. Yani görece, Türkiye'de de öyle. Yani tostu 100 liraya da yiyebilirsiniz, 500 liraya da yiyebilirsiniz, 1500 liraya da yiyebilirsiniz. Yunanistan'da da bugün aynı. Örneğin Yunanistan'dan verdiğiniz için söylüyorum. Yani onu yani herkes kendi bütçesine göre uygun bulduğu noktada tercihini yapacak. Peki o zaman şöyle mi anlamamız lazım? Mesela bu Yunanistan'ın yeniden kapıda vize uygulamasına geçmiş olması evet yerli turistin belki bir kısmını o bölgeye götürecektir ama aynı şekilde Yunanistan'dan da bize veya diğer ülkelerden de bize aynı şekilde aynı sayıda veya benzer oranda turist gelecek anlamına. Yani ikili ilişkilerdeki pozitif gelişme turizm hareketliliğine de yansıyor. Yani bizden oraya hareket olduğu zaman onlardan da bize hareket oluyor. Yani tabii ki yani bu kötü bir şey değil. İlişkilerin daha da pozitif gelişmesi için iyi bir şey. Biz rekabetlerde çekilecek bir ülke değiliz. Bugüne kadar da gelişmeler, rakamlar onu gösterdi. Bizden oraya gitmesi, ondan bize gelmesi ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Siyaseten de iyi bir şey görüyorum. İki toplumun kaynaşması açısından da iyi bir şey görüyorum. Ve ortak iki sınır komşusunun pozitif iletişim içinde olması üçüncü ülkelerden daha fazla, iki ülkenin de daha fazla turist almasını da sağlar. Ben daha önce Turizm Bakanlığı'na da Yunanlı meslek mevkidaşlarıma da söylemiştim. Gelin ortak pazarlayalım Ege Denizi demiştim. Çünkü Türk Hava Yolları gibi avantajımız var. İstanbul dünyanın en önemli hap noktalarından biri. 330 şehirden direkt uçuş alıyoruz. Biz ortak pazarlayabilirsek çok daha Ege Denizi'ni çok daha popüler ve cazip
bir ülke haline, bir deniz haline, destinasyon haline getirebiliriz diye de söylemiştim. İnşallah var mı öyle bir ihtimal? Yani konuşuluyor. Çünkü en son Yunanistan ziyaretinde de konuşuldu. Biz yine aynı şey öneriyi yaptık. Onlar da ilgileneceklerini söylediler. Biz sonuçta aynı kültürlere sahip birçok noktada, tamamen olmasa da, iki önemli toplumuz. Komşuyuz, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bu gelişmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir nokta. İki ülkede kazançlı çıkar diye düşünüyorum. Hedeflerle ilgili son sorum şu olsun. Sürdürülebilir turizm programı gibi bir hedef koydunuz aslında. Yani bunun birinci aşamasında 2023 olarak ifade etmişiz. Bunu biraz detaylandırır mısınız? Yani sürdürülebilirliği biz artık her sektörde çok fazla kullanmaya başladık ama aslında ne anlama geliyor ve ana hedef ne burada turizm programında sürdürülebilirliği koyarak? Tabii bu dünya ülkelerinin geliştirdiği iklim değişikliği sonucu alınan, gerçekleşen bir süreç. Turizmde sürdürülebilirlik açısından da bir sertifikasyon programı biz ortaya koyduk. Üç aşamalı bir sertifikasyon programı. Bunu da GSTC, Global Sustainable Tourism Council ile birlikte yaptık. O çatı otorite olarak kabul ediliyor turizm sektöründe sertifikasyon konusunda. Yani sürdürülebilirlik sertifikasyonları konusunda. Bu program dahilinde işte 2023 yılına kadar 14 kriter, 2025 sonuna kadar 28 kriter, 2030 sonuna kadar da 40 kriterlik bir çalışma var. Aslında Türkiye çok geriden başladı ama çok hızlı adapte olduk ve şu anda dünyada bu konuda örnek gösterilen ülkeyiz. Yani konaklama sektörünün sürdürülebilirlik sertifikasyon programına dahil edilmesi konusunda örnek gösterilen ülkeyi biziz. Parmakla gösteriyorlar şu anda bu kadar hızlı nasıl manevra yapabildiniz diye. An itibariyle bakacak olursanız Ocak ayı sonu itibariyle 15.100 civarında tesis birinci aşama ve bazıları da üçüncü aşama sertifikasyonu tamamlamış durumda. Zaten 21.000 civarında tesis olduğunu öngörürsek Türkiye'de sezon açılana kadar, çünkü kapalı olduğu için sertifikasyonunu tamamlayamayan tesisler var. Sezon açılımında onlar da almış olacak. Biz 21.000'den fazla tesisi sertifika etmiş olacağız birinci aşamasını. Dünyada tek olacağız. Yani bütün tesisleri sürdürülebilirlik sertifikasyonu almış tek olacağız. Bu bakın şu açıdan, iki açıdan önemli. Yani sadece bizim sertifikasyon programına dahil olmamız değil. Şimdi bundan sonra özellikle yolcu veren, yolcu ihraç eden, turist ihraç eden ülkeler sürdürülebilirlik politikalarını uygulamıyorsanız, sertifikasyon programına dahil olmuyorsanız size bazı vergi yükleri getirecek. Yani sizin ülkenizde sizin bu belki sertifikasyonu kabul edilir bir sertifikasyon olmayan ülkeye gidiyorsanız veya bir otelde kalıyorsanız ekstra o ülkede vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Yani size yolcu gönderen, misafir gönderen ülkede. Veya yurt dışı kaynaklı sendikasyon krediyle finansman sağlanabiliyorsunuz tüm dünyada. Bu özellikle yurt dışı kaynaklı fonlarda sertifikasyon programını tamamlamış sürdürülebilirlik politikalarına uygun hareket eden yatırımlara daha ucuz krediler verecekler. Hatta bir süre sonra bu programlara dahil değilseniz size hiç finansman vermeyecekler. Yani ya bu işi böyle yapın ya da biz size finanse etmiyoruz diyecekler. O yüzden bizim doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde ön alıp bu programlara dahil olmamız gerekiyordu. Sektöre doğru anlattık. Çok uyumlu bir şekilde ilerliyor. Ve de şu anda dediğim gibi özellikle konaklama sektöründe örnek teşkil ediyoruz. Ha bundan sonra bölgesel sertifikasyonlar var. Yani sadece bizim bir sektörümüzün bir paydaşının alması gerekmiyor. Şey yeterli olmuyor. Bölgesel sertifikasyon programlarını geliştireceğiz. Yeme içme sektöründe de bu sertifikasyon programlarını geliştireceğiz. Aşamalı bir şekilde ama batılı ülkelerden çok daha önce entegre olacağımızı düşünüyorum. Konaklama konusuyla ilgili Türkiye özelinde özellikle son dönemde bizim en çok konuştuğumuz başlıklardan birisi bu günübirlik konaklamalar. Yani işte Airbnb düzenlemesi olarak da bilindi. İşte bir yasal düzenleme yapıldı. İşte 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarında turizm amaçlı konut kiralaması kapsamına alındı ve Yetki Bakanlığınıza verildi. Şimdi işte konut girişlerine plaketlerin asılması, binadan tüm kat maliklerinden onay alınması gibi süreçleri var bunun. Şimdi bununla ilgili bir soru, bir erteleme olduğu olacağı yönünde bir takım iddialar var. Hatta Ankara'dan bununla ilgili açıklamalar var. Bu düzenlemeyle ilgili neden bir ertelemeye ihtiyaç duyuldu? Bir sıkıntı mı var yoksa bir değişiklik mi var? Ama sizden duymak en doğrusu. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapılıyor. Yok, bir milletvekilimizin hadi konuyu yanlış anlamış herhalde. Bir yanlış açıklaması oldu, eksik açıklaması oldu diyeyim. Herhangi bir erteleme yasayla ilgili herhangi erteleme söz konusu değil. Ancak bazı mevcut müstakil
konutların, üstteki konutlar için söylüyorum. Tapu kayıtları ve tapu belgeleriyle ilgili eksikleri giderilmesi için ekstra talepleri oldu. Yani biz bu kadar kısa sürede bu eksiklerimizi gideremeyeceğiz diye ekstra talep ettiler. Biz de bunun üzerine, bu talep üzerine yaklaşan turizm sezonunda da olumsuz bir etkileşim olmaması sebebiyle yıl sonuna kadar süreli izin belgesi verilmesini uygun gördük. Bununla ilgili bir yönetmelik değişikliğini de yaptık. Tek düzenleme bu ve sadece söylediğim gibi müstakil konutlar için ve mevcut müstakil konutlar için yapılmış olan bir düzenlemeydi. Bir kanun değişikliği değil, yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Süreç kaldığı yerden devam ediyor. O zaman zaten herhangi bir erteleme yok. Tabii bir ek süre talepleri oldu. Bir belgelerle ilgili, bazı belgelerin düzenlenmesiyle ilgili bir ek talepleri oldu. Biz de haklılık gördük ve ek süreyi verdik onlara. Yıl sonuna kadar geçici bir izin belgesi olarak. Peki bu düzenleme yani... Özellikle bütün kat maliklerinden onay alınması gibi bir zorunluluk. Müstakil konutlarla ilgili bir şey evet. Bu. Bakın o apartmanlarla ilgili bir düzenleme yok zaten. İlave bir düzenleme yok yani. O zaten konulduğu gibi, yasada geçtiği gibi. Yani kanunda bir değişiklik yok zaten. Uygulamasıyla ilgili dedim ya müstakil konutların bazı tapu belgelerindeki eksikleri gidermesiyle ilgili 3 aylık bir sürede yetiştiremeyecekleriyle ilgili bir talepleri vardı. Biz de bu talebi değerlendirerek onlara yıl sonuna kadar geçici izin belgesi düzenledik. Öyle bir belge uyarladık. O belgeyle yollarına devam edebiliyorlar yıl sonuna kadar. Peki bu kanundaki yapılan düzenlemelerin özellikle işte bu apartmanlarla ilgili onay şartının olması bu kiralamaların oranını çok fazla düşüreceği yönünde yorum yapılıyor. Bilmiyorum sizde belki daha doğru rakamlar vardır ama sonuçta bütün onayların, bütün kat maliklerinde onay almanın çok zor olduğu düşünüldüğünde sanki bu kiralama işi çok mu oran olarak düşecek Türkiye'de? Şimdi bakın bizim yaklaşımımız o değil. Hak hukuk yaklaşımı dediğimiz bir şey var. Şimdi biz bakın 3 tane temel kuralımız var bu yasayla ilgili ve tüm dünyada da bu şekilde düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçiyor. Yani Türkiye bu konuda yapan ilk değil, sonuncu da değil ama bizim uyarlamamız birçok ülke tarafından örnek alınıp bizdeki yasa birebir uygulayan ülkelerde var kararlarını bu şekilde alan. Şimdi burada ana kural neydi? Birincisi konaklayan kişilerin bildirimi, güvenlik zafiyetinin önlenmesi gerekiyordu. İkincisi bu bir ticari faaliyet yapılıyor, yoğun bir şekilde yapılıyor. Herkes, diğer kurumların ve şahısların ödediği gibi herkesin vergisini ödemesi gerekiyordu. Yani bunun bir vergi beyannamesi şekline dönüştürüp elde edilen kazançtan bu rekabet açısından da hakkaniyet açısından da gerekli bir şeydi. Üçüncüsü de çok haklı bir gerekçeydi. Siz kendinizden örnek vereyim. Siz bir ev satın alıyorsunuz. Evlisiniz, çoluğunuz, çocuğunuz var. Bir süre sonra aldığınız evin üst katında veya alt katında günübirlik işletmeye dönüyor. Girenin çıkanın belli olmadığını düşünün. Yurt dışına seyahate gidiyorsunuz. Şehir dışına seyahate gidiyorsunuz. Evinizde her saat üst katına, alt katına farklı insanlar girip çıkıyor. İşte o zaman dedik ki biz eğer bir apartmanda oturuyorsanız, yani giriş kapısı ortak olan yerlerde, o zaman bütün kat maliklerinden muvaffakat almanız gerekiyor. Çünkü siz evi alırken konut olarak almışsınız değil mi? Bir ticarethane olarak veya bir turizm konutu olarak almamışsınız. Ancak bir istisna belirledik burada da. Eğer tam teşekküllü bir rezidanssa, vasıflı bir rezidanssa ve kat yönetim planında buranın turizm amaçlı konut olduğu belirtiliyor ve bu tapuya şerhli ise o zaman muvaffakat almanıza gerek yok. Çünkü siz bunu bilerek almış oluyorsunuz. O zaman tekrar ekstra benim sizden bir muvaffakat verme mecburiyeti getirmemem gerekiyor. O yüzden bu düzenleme bu şekilde çıktı. Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde çıktı. Yani size yapılmasını siz para kazanırken isteyebilirsiniz. Ama otururken vatandaş olarak karşı çıkabilirsiniz. Öncelik anayasal haklarının korunması herkesin. O kurallara riayet edilerek bu yasa düzenlendi. Şimdi son dönemin en çok tartışılan başlıklarından birisi. Şimdi birçok konuya geleceğim ama ayrıntı detay detay konuşmak için. Bu husus özellikle son süreçte çok konuşuldu. TÜRSAP'la ilgili yapılacak düzenleme. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir toplantı da yaptınız. Bazı seyahat ajantalarıyla, evet. TÜRSAP'ın eski yöneticileriyle de bir araya geldiniz. Ve bu şu anda planda olan, düşünülen yeni TÜRSAP yasasının detaylarını da paylaştınız. Şimdi birçok TÜRSAP'ın mevcut yönetiminden itirazlar da geldi. Hatta sert eleştiriler de var konuyla ilgili. Şimdi hem taslağın içeriğiyle ilgili sizden bilgi rica edeceğim. Hem işte TÜRSAP bölünüyor, 5'e bölünecek, neden 5'e bölünecek, buna neden ihtiyaç duyuldu sorusu bunun beraberinde. Artı içerikle beraber işte acenteler artık neyi yapabilecek veya neyi yapamayacakla ilgili de aslında çok
altında çok dalı olan farklı bir tartışma konusu. O yüzden sizi bulmuşken sormak isterim. Şimdi ben biraz aslında seyahat acentaları kanunu hakkında bilgi vereyim size öncelikli olarak. Seyahat acentaları, 1618 sayılı seyahat acentaları kanunu ve acentalar birliği kanunu 52 yıllık bir kanun. Yani 52 yıl önce o günün şartlarında, o günün iş yapma yöntemleri, o günün iletişim yöntemlerinin geçerli olduğu, fiziki ortamla yapılan ticaretin önünde olduğu bu dönemde çıkarılmış bir kanun. Bu kanun çıkarılırken muhtemelen o zamanki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imkanları, elindeki insan kaynağı yeterli görülmemiş ki belgelendirme ve izin süreçleri kanunla bu birliğe devredilmiş. Aslında doğru bir şey değil. Normalde nasıl biz on binlerce oteli, şimdi on binlerce konutu belgelendiriyorsak, sertifikasyonlarını, belgelendirmelerini biz yapıyorsak, kontrollerini biz yapıyorsak, seyahat acentaları için de aynı şekilde olması gerekiyor. Ama 52 yıl önce bu herhalde muhtemelen bakanlık bu işlemleri yapmak istememiş, bu yetkilerini devretmiş. Ve dünyada da baktığınız zaman böyle bir uygulama yok. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde, özellikle hiçbir gelişmiş ekonomisinde, turizmin yoğun şekilde yapıldığı gelişme ekonomisinde veya herhangi bir ülkede turizm birliğine böyle bir yetki verilmemiş. Bu yetki aslında kamuda, yani bakanlıkta olması gereken bir yetki. Şimdi bununla ilgili kanunda düzenleme ihtiyaçları doğuyor. Ve yine bakıldığı zaman dünyanın hiçbirinde de böyle bir tekil birliğe, turizm konusunda böyle bir tekil birliğe bütün sektör paydaşlarının, yani seyahat acentalarının üye olma mecburiyeti diye bir şey de yok. Sadece ülkemize has bir özellik bu. Dünyada ilk 5, hani turizmde ilk 5'e giren bir ülkedesiniz. Dünyanın hiç uygulamadığı bir uygulamayla yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, bakın turizm sadece Türklerle, Türkiye sınırları içinde yapılan bir etkinlik olsa istediğiniz kuralı koyun, çıkarın, edin vesaire. Ama şimdi turizm tüm dünyada, tüm dünya misafirlerine, ziyaretçilerine, tüm dünya insanlarına hitap eden ve tüm dünyada yapılabilecek bir etkinlik. Yani tüm dünya hedef pazarınız, aynı zamanda tüm dünya hedef rakibiniz, potansiyel rakibiniz. İkisi de potansiyel müşteriniz, potansiyel de rakibiniz aynı zamanda. Şimdi böyle olunca sizin turizmle ilgili düzenlemelerinizi hep dünyayla uyumlu şekilde yapmanız lazım. Biz bu yasa çalışmaları, hani bu eleştiriler geldiği zaman ben özellikle istedim. Almanya'da bu uygulama nasıl yapılıyor? Niye Almanya'yı istedim? Bizdeki gibi orada mesela bizde konaklama sektörü ağırlıklı pay sahibi toplam pasta içerisinde. Ama Almanya'da seyahat sektörü, yani acentalar daha fazla. Çünkü Almanya ağırlıklı olarak turist ihraç eden bir ülke. Biz de ağırlıklı olarak turist ithal eden ülkeyiz. Hani baktığınız zaman. O yüzden Almanya'da nasıl diye baktım. Bakın Hüseyin Baraner'den gelen bir notu anlatayım size. 100 milyar euronun üzerinde yıllık seyahat ve tatil cirosu gerçekleşen dünyanın en büyük turizm ekonomisine sahip olan Almanya'da hükümetin eşit olarak muhatap aldığı, ayrıca yıllık mali destek verdiği turizm birlikleriyle ilgili yorum diye yazmış. Bakın Alman hükümetinin politikasını anlatıyorum. Almanya birlikler arası rekabeti sektörün gelişmesi için önemsiyor ve turizmcilerin istediği birliğe üye olmasını serbest bırakıyor. Neler yapmış diye baktım. Bakın ASR diye bir birlik kurmuş. Kimi ağırlıklı kapsıyor? Orta ölçekli seyahat acentalarını. BTV diye bir şey yapmış. Ulaşım hizmetleriyle ilgili taşımacılık yapanları bünyesinde topluyor. DRV var. Tur operatörleri ve paket tur satan acentaları ağırlıklı yapıyor. FAYUSR var. Mobil satış yapan acentaları kapsıyor. Mesela VIR var. FAYUR. Dijital seyahat endüstrisini, işte Booking gibi, Expedia gibi, onların o tarz otaları kapsayan birlik yapmışlar. Şimdi yani özetle demiş ki tek birlik olmasın, çok birlik olsun ve ben hiçbir üyeyi bir yere üye olmaya mecbur tutmayayım. Gönüllülük esaslıyla olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz bu yasal düzenlemeyle ilgili? Biz de diyoruz ki ihtisas alanlarına göre alt birlikler, yeni birlikler oluşmasına izin verilsin. Yani seyahat acentaları birliğini kapatmıyoruz, diyoruz ki siz devam edin. Ama ihtisas konularına göre yeni birlikler de oluşabilsin. Mesela ne oluşabilsin? Haç Umre acentaları var. Ve bu birlikler de belli bir kamu belgesine sahip olsun ki biz bunları ayrıştırabilelim. Mesela Haç Umre acentaları var, Diyanet'ten bir belge alıyor. Sadece Diyanet'ten o belgeyi alabilenler o birliğe girebilsin. Girmek zorunda değil. Girmek istiyorsa
bir sınırlaması var. O belgeyi almak zorundasınız. Veya sağlık acentaları bir birlik kurmak istiyorlar. Onlara diyoruz ki Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bir belge var. Sadece bu belgesi olanlar bu birliğe girebilsin. Girmek zorunda değil ama girmek istiyorsa bu belgeye şart koşalım diyoruz. Veya bilet acentaları var. Onlara da diyoruz ki IATA Uluslararası Bilet Satış Birliği var. Bu IATA'dan belgesi olan veya Türk Hava Yolları'ndan satış yetkilendirme belgesi olanlar bu birliğe girebilsin. Girmek zorunda değil ama bu belgesi yoksa giremezsin. Yani sınırlama var, mecburiyet tutmak yok. Aynı Avrupa'da olduğu gibi. Veya işte tur operatörleri birliği olsun. Cirosu 250 milyon ve üzeri olan firmalar bunu resmi belgeyle belgeleyebilen firmalar girebilsin. Girmek zorunda değil ama istiyorsa girsin. Veya hani memnuniyetsizlik devam ediyorsa diğerleriyle ilgili 1000 ve üzeri acenta birleşip biz yeni bir birlik kurmak istiyorsanız onları da bize getirin. Biz onaylayabiliriz bakanlık olarak diyoruz. Özetle yani bakın bir seyahat acentaları birliğini kapatma gibi bir yaklaşımımız yok. Tam tersi ihtisas alanlarına göre yeni birliklerin kurulmasına izin istiyoruz. İki, tekilci bir yönetimden çoğulcu bir yönteme geçelim diyoruz. Avrupa'da olduğu gibi, dünyada olduğu gibi. Zaten bu tekilci sistem seyahat acentalarını bir tek ülkemizde gördüm ben. Başka hiçbir yerde görmedim, inceledim. Bana denk gelmedi. Ve yine bakıyoruz bu tekelcilik ne getirmiş? Bakın onu da inceledim. Mesela TÜRSAP farklı belgeler adı altında birçok kaynak toplamaya başlamış. Birçok belgeler türetmiş ve bu belgelerle ilgili üyelerinden bedeller oluyor. Her yıl düzenli bedeller oluyor. Yani milyar bazında gelen kaynaklar topluyor. Geçmişte ne yapmış? Mesela alt şirketler kurmuş, iştiraklar kurmuş. Sonra bu topladığı kaynakları bu alt şirketlere aktarmış. Ve gördük ki şu anda bu şirketlerin tamamı iflas etmiş durumda. Yani müflis duruma gelmiş durumda. Hepsinin finansal sorunları var. Veya bir vakıf kurmuş. Elinde yetki olduğu için mesela üyenin kimin üye olacağını da kendisi karar veriyor. Son kaşeyi biz vuruyoruz ama onun elemesinden geçmeden biz vuramıyoruz. Üyelerine demiş ki eğer buraya üye olmak istiyorsan vakfa şu kadar bağışta bulunacaksın. Bunu mecbur tutmuş sözlü olarak. Bununla ilgili birçok şikayet var, açılmış davalar var, denetimler var, hepsi devam ediyor. Yani aslında bu tekil yapı da özünde üyelerine zarar veren bir hale gelmiş. Veya şimdi birçok belge üretilmiş. Bu belgeler sonucu tabii fiziki belgeler üretiyorsunuz. Çağda fiziki belge mi kaldı? Yani ben size söyleyeyim, dijital ortamın bu kadar geliştiği yerde hangi fiziki belgeden bahsediyoruz? Bu fiziki belgeleri kontrol edeceğim diye kendine bağımlı bir sistem yaratıyor doğal olarak. Baktığınız zaman mesela sezon ortasında günde iki kere, üç kere çevrilen turizm otobüsleri görüyoruz biz. Polis ve jandarma eşliğinde otobüs çevrilip belge denetimi yapılıyor mecburen. Mevzuatlarını o şekilde geliştirdikleri. Yani bu çağda turizmde ilk 5'e giren bir ülkeyiz. 2028'de ilk 3'e girmeyi hedefleyen bir ülkeyiz. Bu çağda ben artık doğru bulmuyorum. Yani fiziki olarak araçların, otobüslerin yolda polis, jandarma eşliğinde çevrilip belge denetiminin yapılmasını hiç doğru bulmuyorum. Bunlarla ilgili çağdaş düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu yasayla da bunları yapıyoruz. Bu yasa bu yenilik olarak ne getiriyor özetle? Yani bu Harvard Parvan savunulan kaynaklar sonuçta kimden alınıyor? Üyelerinden alınıyor. Biz diyoruz ki arkadaşım artık üyelerden aldığın aidat ücretlerini 1/4'e indirmek istiyoruz. Çok daha az kaynak topla. Çünkü zaten amacı dışında kullanıyorsunuz. İştiraki olduğunuz şirketlere aktarıyorsunuz. Bu şirketlerin tamamı müflis hale gelmiş ve sizin göreviniz holding olmak değil. Sizin göreviniz birlik olmak, STK olmak. Bununla ilgili gerekleri yerine getirmez. Bununla ilgili yasal düzenleme. Onun dışında siz hangi birliğe girerseniz girin. Biz size herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz faaliyetlerinizle ilgili. Hangi birlikte olduğunuz önemli değil. Seyahat acentalarının faaliyet alanlarını içeren kanunda ne yazıyorsa hepsini yapmakta serbestsiniz. Orada kanunda size ne yetki veriyorsa yapın. Ama hangi birlikte temsil edilmek istiyorsanız ona siz karar verin. Özetle konu budur. Peki bakanlık bunu diyor ama mesela işte bir araya geldiniz işte eski yöneticiler de vardı yanlış bir mesela şimdi kimler vardı tam bilmiyorum onlar ne? Eski başkanlardan şöyle bir talep geldi bana onu da. Yani bunu kabul ediyorlar mı bir? Onlar da bana şu özellikle şunu vurgu yaptılar. Türkiye kelimesi kalsın dediler. Hani Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kelimesi kalsın dediler. Ben sonra araştırdım Türkiye kelimesini. Zaten bizim kanunumuzla alakalı bir konu değilmiş o. 1618 sayılı kanun onu içermiyor zaten. O ayrı bir dernekler ve birlikler kanunu var. Yani Türkiye isminin hangi derneklerin, hangi birliklerin, hangi şartlarla kullanacağı o kanunla düzenlemiş. Yani bizim kanunumuzla alakalı bir konu değil. Kullanıp kullanmama. Bu kanun da onunla ilgili bir düzenleme içermiyor zaten.
Başka herhangi bir talepleri? Yok, yani herkesin farklı farklı talebi var. Birçok birlikte, kendi içinde birçok zaten birlikler oluşmuş. Onlar da gelip ısrarla bizden bu düzenlemenin hızlı bir şekilde çıkarılmasını istiyorlar. Önemli olan, ben hani neyi baz alıyorum diyorsunuz, ben tarafsız şekilde dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa onu uyarlamaya çalışıyorum. Ama sonuçta yasal düzenleme meclis tarafından yapılacak olan düzenleme. Artık son dakikalara giriyorum. Konuşmak istediğim birkaç başlık daha var. Bunlardan birisi arkeoloji konusu. Yani özellikle arkeolojiyle ilgili olarak son dönemde hem sizin açıklamalarınızda görüyorum, hem de Turizm Bakanlığı'nın tanıtımlarında da daha çok arkeolojiye yer verildiğini, hatta işte mesela gece müzeciliğinin artırıldığını görüyoruz son süreçte. Bir proje, Geleceğe Miras Projesi ismiyle bir proje başlattınız. Bu devam ediyor. Dolayısıyla artık biz önümüzdeki süreçte biraz daha arkeolojiye, biraz daha bu miras konusuna ağırlık mı verilecek? Bir de mesela en son yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da yurt dışına çıkarılan eserlerin yine Roma Büyükelçimize teslim edildiği tarihi eserlerin. Bu tarihi eserlerle ilgili, yani Türkiye'den yurt dışına çıkarılan, kaçırılan tarihi eserlerle ilgili olarak yeni bir süreç başlatılıyor mu? Devam eden var biliyorum ama buna biraz daha mı ağırlık verilecek artık acaba? Şimdi şöyle sırasıyla cevaplamak gerekirse, demin aslında bahsettiğimiz konular arasında yer alan neydi? Mesela siz de söylediniz, turistlerin tesisin dışına çıkması. Aslında ana politikalarımızdan biri bu. Eğer siz bir yerde sürdürülebilir bir turizm stratejisi yerleştirmek istiyorsanız, o ilde, o şehirde yaşayan birçok paydaşın turizmden pay almasını sağlamak lazım. Konaklama dışı harcama. Konaklama dışı harcama esas hedeflediği bir şey. Onun için de elinizdeki en önemli değer kültürel etkinlik alanlarınız. Yani arkeolojik değerleriniz. Aslında bu bizim ülkenin pazarlanması açısından da çok çok önemli. Çünkü mesela Türkiye geneline baktığınızda Anadolu arkeolojik değerler, arkeolojik birikim ve hazine konusunda rakipsiz. Dünyada en büyük arkeolojik potansiyel, arkeolojik altyapıya sahip ülke. Ama bugüne kadar istendiği gibi yapılmamış. Biz bu bağlamda birkaç çalışmayı aşamalı bir şekilde başlattık. İlk anda arkeolojinin altın çağını nasıl hazırlarız dedik. Gördük ki turizm arkeolojik çalışma genelde 45-60 gün yapılıyor, kısa süreli yapılıyor ve sonra ara veriliyor. 12 aylık kazı programı denen bir program başlattık 4 yıl önce biliyorsunuz. 4 yıl içinde bu süreci oturttuk. Yani artık kadrolu arkeologların istihdam edilmesini, kadrolu sanat tarihçilerinin ve 12 ay boyunca düzenli bir şekilde kaynak aktarılmasını sağlayan bir sistem oturttuk. Şimdi ve 144 tane kazı başkanlığında gerçekleştirdik bunu. Şimdi ikinci aşamaya geçmeye hazırız dedik. İkincide de 32 tane daha bunun dışında bizim yabancı kazı başkanlığımız var. Bizim Türkiye'nin arkeoloji tarihine baktığınız zaman 1860'lı yıllarda Efes'le birlikte başlıyor ve yabancı kazı başkanlarıyla başlıyor. Bizim arkeologlarımız onların yanında yetişerek şimdi çok büyük bir insan kaynağına sahip olmuş oluyoruz. Ama o sistem o şekilde başlıyor. 160 yıldan fazla bir süredir de bu sistem devam ediyor. Şimdi bir radikal bir strateji değişikliğine gidiyoruz ve diyoruz ki artık bu 32 kazı başkanlığında da hepsine 2023 sonuna kadar bir karar aldık. Hepsine koordinatör Türk kazı başkanı atadık. Yani şu anda ülke genelinde yapılan kazıların tamamının koordinasyonu Türk kazı başkanları tarafından sağlanıyor. Yabancı kazı başkanı var ve yanına koordinatör. Onlar devam ediyor. Yani koordinatör olarak bir kazı başkanı geliyor. Onlarla iletişim içinde ortak çalışıyorlar. Ve kazı oranlarına baktığımız zaman da bakın Efes mesela ilk başlanan yerlerden biri 162 yıldır kazılıyor. Ne kadar kazılmış diye baktığınız zaman 162 yılda sadece %25'i kazılmış. Aslında onlar da bir süre sonra kazı süreçlerini yavaşlatmışlar. Veya döndüğün Hierapolis'e geçtik orada. Hierapolis'e baktığımız zaman 70 yıldan uzun bir süredir kazılıyor. Ali Cami ne kadar kazılmış biliyor musunuz? %3,5 kazılmış. Şimdi biz Geleceğe Miras Projesi'yle bir yabancı kazı başkanlıklarına da Türk kazı başkanı atama uygulamasına geçtik. Bir yavaşlatma değil değil mi bu? Yok. Kaynaklarıyla alakalı. Kaynaklarıyla, imkanlarıyla alakalı. Türk kazı başkanları atama kararı aldık. Bunu gerçekleştirdik. Ama biz bu kazı başkanlarımızı gönderirken ciddi bir finansman, ekip ve ekipman desteğiyle gönderdik. Yani eli kuvvetli olarak gönderdik. Geleceğe Miras Projesi'nin birinci aşamasını bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci aşamasında da son 60 yılda, çok ciddi, ben hep hedeflerle çalışıyorum biliyorsunuz. Son 60 yılda gerçekleştirilen çalışma kadar, arkeolojik çalışma kadar çalışmayı gelecek 4 yılda yapacağız dedim hedef olarak. Yani ortalama 15 yılda yapılan şeyi 1 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu yanlış anlaşılmasın, bakın çok hızlı kazıp geçeceğiz anlamında değil. Aslında ne yaptık?
süreci sonucu hızlandırmak için. Bir, 45-60 günlük süren kazı programlarını 12'ye yaydık. İki, eskiden bütçeleriyle olanaklı olarak sadece bir noktada, bir bölgede bir noktada kazı yaparken bir bölgede 10 ayrı noktada kazı yapar hale getirdik. Yani daha fazla arkeolog, daha fazla sanat tarihçisi ve ekip işçi istihdamı sağladık. O kaynağı eline verdiğiniz zaman hoca da çok daha hızlı, geniş kapsamlı kazı yapıyor. Yani süreci hızlandırma aslında ekibi çoğaltarak birçok noktada çalışma sayesinde gerçekleşti. Çıkardıklarınızın ikinci bir, üçüncü bir aşaması da şu. Bu kazıyla sınırlı kalmasını istiyoruz artık. Kazılan varlıkların korunması, gerekli müzelere aktarılması veya yeninde restorasyonu da gerekiyor. Şimdi biz koruma ve restorasyona da bütçe ayırıyoruz ilk kez. Bakın örnek rakamlar verirsem daha iyi anlayacaksınız. 2019 rakamları yaklaşık 36.7 milyon kazı bütçesi ayrılmış 2019'da. 2023'te ise, yani geçen sene, bu rakam 1.1 milyara çıktı. Kazı programına aktardım rakam. 2024'te ise geleceğe miras projesiyle başlangıç ödeneği olarak 6 milyar planladık. Bakın 1. Çünkü artık restorasyon bütçeleri de dahil edildiği için çok daha hızlı ve çok daha geniş detaylı çalışma gerçekleştiriyoruz. Gece müzeciliği de aslında İşte sizin tam olarak demin konuşmanızda söylediğiniz konuların bir tanesini içeriyor. Turistin tesis dışına çıkarılması. Şimdi deniz, kum, güneş amaçlı geliyor yazlık bölgeye turist. Ama gece yüksek sezonda geliyor ve çok fazla güneş. Güneş altında gündüz adamı dışarı çıkaramazsınız ki. İstese de çıkamaz. 50 dereceyi buluyor güneşte. Yani gölgede 40 dereceyi buldu. Gölge dışında 50 dereceyi bulduğu ortamlar var. Zaten istese de gezemiyor turist. O yüzden biz turizm merkezlerinin içinde olan veya turizm merkezlerine yakın olan noktalardan başlamak üzere böyle bir çalışmayı başlattık. Aydınlatma sistemleriyle donatıyoruz ve artık gece 12'ye kadar açık bırakacağız. Hani birkaç tane popüler nokta diyecek olsa SİDE ile başlamıştık ilk bu çalışmayı. İşte aynı bölgede işte Efes'te çok detaylı bir aydınlatma yapıldı. Hierapolis'te ve Denizli'de, Pamukkale'de çok detaylı bir tanıtma yapıldı. Yine aynı şekilde Aspendos'ta yapılıyor, Fasilis'te yapılıyor, Patara'da yapılıyor, Olimpos'ta yapılıyor. Birçok noktada, Perge'de yapılıyor. Birçok noktada, yani yoğun turizm iletişimi olan birçok noktada gece müzeciliğini 2024 itibariyle başlatıyoruz. Çünkü güneş battıktan sonra çok daha rahat gezebiliyorlar, ailecek gezebiliyorlar. Hem turisti otelin dışına çıkarmış oluyoruz, hem ilçede esnafla buluşturma imkanı yakalıyoruz, hem de onların keyifli bir şekilde gezmelerini sağlıyoruz. İnşallah çok hızlı bir şekilde sonuçlarla orantılı olarak bunu yayacağız. Artık gece 12'ye kadar bu gece müzeciliği yaptığımız yerlerde müzelerimiz açık olacak. Soru gideyim, 2-3 dakikam var çünkü, tamam. Tarihi eser konusu. Tarihi eser kaçakçılığı. Bakın bu çok detaylı bir çalışma. Şimdi biz buna ön hazırlık yapmazsanız bu sonuçları alamazdık. Önce biz 2018'de görev verdikten sonra bu dosya benim önüme geldi. Ekibi büyüterek başladık. Turizm dairesini turizm başkanlığına kaçakçılıkla mücadele dairesini kaçakçılık mücadele daire başkanlığı seviyesine getirdik. Bu ne anlama geliyor? Oradaki rütbeli personel sayısını ve toplam personel sayısını 3 kat arttırıyorsunuz. Daha fazla rütbeli personel koyuyorsunuz ve daha fazla ekip koyuyorsunuz. Sonra ikinci aşamaya geçtik. Geçiş yolları üzerindeki ve alıcı olan ülkelerdeki protokoller yapmaya başladık. 12 ülkede şu ana kadar protokol yaptık. Birçok ülkeyle de bu protokolleri yapmak için görüşürüz. Ne sağlıyor size bu protokoller? Mesela eskiden yıllarca süren, çünkü tespit ediyorsunuz ama bunun bir hukuki süreci var. O hukuki süreci tamamlamadan ülkenize getiremiyorsunuz o tarihesi. Yıllarca süren ve çok maliyetli davalarla karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi öyle değil. Bu protokolü yaptığınız zaman 8-9 yıl süren süreç 7-8 ayda tamamlanıyor ve çok daha cüzi bütçelerle tamamlıyorsunuz. Ve yine başka bir nokta, o kadar başarılı olduk ki ve hızla yayıyoruz ki ana hedefimiz neydi? Bakın ana hedefim tarihi eserin ülkeden çıkmasını sağlamak olması lazım. Ülkeden çıkmasını engellemek olması lazım. Bunu da nasıl yapacaksınız? Değersiz hale getirmeniz lazım. İşte şu anda bu yaptığımız uygulamalarla dünyadaki koleksiyonerler, alıcı olan konumunda olan koleksiyonlar o kadar iyi biliyorlar ki eğer izinsiz Anadolu'dan izinsiz çıkarılmış bir eseri satın alırlarsa ve bunu sergiledikleri andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen farkına varacak. Çok detaylı bir hukuki süreç başlatılacak. Eninde sonunda bu kültür varlığını onlardan alıp ülkesine geri getirecek. Artık bu algı tüm dünyada yerleşmeye başladı. O da tabii kaçakçılıkla kaçırılan
tarih eserlerin alıcı bulmasını zorlaştırır ve değerini düşürür hale getirdi. Zaten esas koruma bu şekilde oluyor. Bir de dediğim gibi özellikle bölgelerde vatandaşın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi lazım. Bununla ilgili biz kamu spot çalışmaları yapıyoruz. Bazı ilçelerde muhtarlara gidiyoruz. Vatandaşları toplayıp köy, kırsal kesimde eğitimler veriyoruz. Kültür ve Hakları Genel Müdürümüz tarafından bu çalışmaları yapıyoruz. Eğer bu bilinç oturursa ki zaman içinde oturmaya başladı. Eskiye göre çok daha iyi oturmaya başladı. O zaman işte bu kaçakçılığın da önüne geçmiş olacağız. Ama şu anda çok yol kat ettik. Basit bir örnek vereyim. 12 binden fazla gelen mal var, şey var, tarihi eser var şu ana kadar. Sadece geçen sene 3059 tane tarihi eseri yurt dışından getirdik. Bu sene de hızlı bir şekilde başladık. Yani farkına vardığımız eserlerin yurt dışında sergilendiği andan itibaren farkına varıyoruz. Hemen hukuk süreçlerini başlatıyoruz. Çok hızlı hareket ediyoruz. Gerekli kaynağı da aktarıyoruz. Ve bir şekilde o eserin ülkemize gelmesini sağlıyoruz. İki kısa soru soracağım. İki kısa cevap rica edeyim. Bir, kültür festivalleri, kültür yolu festivalleri devam edecek mi 2024 yılı içerisinde de? Çünkü gördüğüm kadarıyla talep de görüyor. İki, halk plajları konusunda bana çok, yani sizle yayın yapacağım duyurulduktan sonra çok soru geldi. Halk plajları konusunda ihtiyaç olduğu ve özellikle de temiz halk plajları konusunda ihtiyaç olduğu ve bununla ilgili bakanlığın yeni çalışmalar yapıp yapmayacağı soruluyor. Kısa olarak kültür yolu festivali dediğiniz gibi aslında birkaç felsefeyle yola çıkılmıştı. Ana felsefe vatandaşın kültüre ve sanata yoğun, etkili ve kolay ulaşımını, erişimini sağlamaktı. Burada çok başarılı olduk. Bunu yaparken kültüre ve sanata destek olmak, dolayısıyla sanatçıya destek olmaktı. Burada da çok etkili olduk. Üçüncü olarak da festivalin yapıldığı şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini arttırmak, tanıtımını yapmak, o şehrin marka yüzü haline gelmekti. Bu üç amaca da çok başarılı bir şekilde ulaştık ve vatandaştan da tabii çok büyük teveccüh gördü. Bir şehirle başlamıştık İstanbul'da, sonra Ankara'yı idare ettik, sonra 5 şehre çıktık. Geçen sene 11 şehre çıktık. 11 şehirde 5000'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. 34.000 civarında sanatçı katılım sağladı. Ve milyonlarca vatandaşımız bu etkinliklerden yararlandı. Ve her sene de dedik 5 tane ilave ederek bu süreci devam ettireceğiz dedik. Çünkü çok detaylı bir çalışma gerektiriyor, çok bütçeli çalışmalar gerektiriyor. Bu sene de 16 şehirde yapacağız. Nisan ayı itibariyle Adana ile başlıyoruz. Kasım ortası itibariyle de Antalya'da sonuçlanıyor. Her sene 4 veya 5 şehri ilave ederek 2028'de 35 şehre çıkacağız. Burada ana kriterimiz büyük şehirlere öncelikli yapıyoruz. Daha çok vatandaşa ulaşabilmek için veya turizm potansiyeli çok yüksek olan şehirleri önceliklendiriyoruz. Ve her sene 5 bölgeden seçiyoruz. Yani önümüzdeki sene yapar tabii bir bölgeden 5 tane seçmiyoruz. Farklı 5 bölgeden seçiyoruz. Girmemiş olan 2 bölge bir dahaki sene öncelikli bölge oluyor. Hep bu şekilde eşit bir dağılımla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bir sorunuz var. Plajları. Halk plajları. Evet, orada da çok etkili oldu. Özellikle turizmin yoğun yapıldığı kıyı kentlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ücretsiz 5 yıldızlı halk plajları projesi var. Hani burada ücretsiz halk plajı derken yanlış anlaşılmasın. Plajlar zaten ücretsiz ama biz sadece plajla sınırlı kalmasın. İşte duş, tuvalet, üst değiştirme kabinleri gibi yan hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabileceği konforlu ortamlar yaratıyoruz. Yeme içme demin hani fiyatları sordunuz. Biz tabii görece bölgeye göre çok daha cazip ve kabul edilebilir fiyatlarla o hizmetleri sunuyoruz. Yeme içme fiyatlarımız çevredeki işletmelere göre çok daha ucuz oluyor. Yani vatandaşımızın uygun şartlarda yeme içme hizmetlerinden veya ücretsiz olarak tuvalet, duş ve üst soyunma gibi noktalardan yararlanabileceği 5 yıldız konforunda işletmeler çok talep geliyor. Biz de her sene 5-6 tane ilave edeceğiz dedik. Geçen sene 15 sayısına ulaşmıştık. Bu sene inşallah 21 sayısına ulaşacağız. Ama orada da seçerken şimdi farklı şehirlerden de talep gelmişti. Oralara da yönelmeye başladık. Yoğun turizm potansiyeli olan özellikle yerli turistin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerdeki merkezi noktaları seçiyoruz. Başarılı bir şekilde süreç gidiyor. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerlendirmelerde bulundunuz. Turizm ağırlıklı gittik. Bir de özel kültür ağırlıklı yapacağımız ayrı bir program daha yaparız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Bloomberg ET ekranlarında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile beraberdik. Turizm ve kültür gündemindeki tüm konuları değerlendirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim.